Bu benim için şu an bu yeterli. Benim acımı duysunlar, hissetsinler, bu yeterli şu an. Urfa'nın Siverek ilçesi Çeltik köyünde 15 Haziran'da 4 otomobil, bir traktör dolusu eli silahlı adam köye gelerek bir aileyi katletti. Anne, babasını ve yakınlarını katliamda kaybeden Dilan İzol, olay anını cep telefonuyla an ve an görüntüledi. Dilan İzol'la birlikteyiz. Can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle kendisi görüntü vermekten kaçındı ve olay anını Arte TV'ye anlattı. 17 yıllık bir geçmişi olan bir olay bu bizim yaşadığımız. 17 yıl önce 2003 yılında benim amcam öldürüldü. Ve failleri babam ve iki amcam gösterildi. Bizim kendi tuttuğumuz avukatımız satın alındı. Babam, her iki amcam mahkum olduğu için annem ve iki yengem, üç kadın beraber tek başınalardı yani. 17 yıl boyunca bu mahkemenin sürmesini sağlayan kişi de Zülfikar İzol'dur. Bu işin arkasındaki kişi Zülfikar İzol'dur. O dönem milletvekiliydi. Devletimizin gücünü, askerimizin gücünü kendi lehine kullandı. Tehdit edildik, taciz edildik, darp edildik bu süre boyunca. Bunlarla ilgili kanıtlarımız da mevcut. Davalarımız var, sürüyor. Mahkememiz var, devam ediyor. Şikayetçi olmuşuz. Yani biz sizi burada yaşatmayız, buradan çıkmazsanız, denildi bize bu. O olayın ertesi günü sabah saat 8.30'da bu yaşandı. Olay yaşanmadan önce de sabah saat 8.30'da amcamlar evdeyken, amcamın eşi, traktör evin etrafında dolaşıyor. Bizimkiler dışarı çıkıyor ve bakıyor ki kameraya alınıyor ev. Ve küfürler savruluyor, hakaretler ediliyor, taciz ediliyor. Bunu yapan Zülfikar İzol'un öz kardeşleri. Yengemler bunun üzerine dışarı çıkıyorlar, yengemler ve kuzenlerim. Karşı karşıya geldiklerinde şu kelimeyi kullanıyorlar yengeme ve amcamın çocuklarına. Bizi 5 dakika bekleyin, görün biz size ne yapıyoruz. Uzaklaşıyorlar ve yengem kalkıp annemi arıyor. Annemi arıyor, işte bize bunlar söylendi, hemen gelin diyor. Annem ve babam evden çıkıp yengemlere doğru gidiyor. Zaten annemler oraya vardığı zaman bu Zülfikar İzol'un kardeşleri toplamda 4 araçla beraber evin önüne geliyorlar. Arabalarından silahlarını, taramalı tüfeklerini çıkartıp hepsine tek tek nişan alarak zaten bizzat öldürmek için yapılan bir atış yani. 22 yaşında gencecik üniversite öğrencisi, daha 3. sınıf inşaat mühendisi bir üniversite öğrencisi orada taşla sopayla kafası ezilerek öldürüldü. Arabalarına binip uzaklaştılar oradan. Bu planlanmış bir katliamdı, bir soykırımdı bu. Soruyoruz biz buradan. Bunlar yapılırken bu hazırlıklar İster teçhizat olsun, ister kin, nefret, düşmanlık ve fitne tohumlarının planlı bir şekilde serpiştirildiği dönemler olsun, buradan soruyoruz. Bunlar yapılırken devlet neredeydi? Eğer adalet dağıtıcıları Urfa'da varsa bugünden tezi yok. Öncelikle müsebbip olanlar ve failler yargının karşısına çıkarılsın.